İyi günler sevgili izleyiciler. Geldik son haftaya. Evet, bugün pazartesi. Bu sohbeti sizlerle bu pazartesi günü yapmaya çalışıyorum. Gelecek hafta bugün bu saatlerde zaten seçimin akıbeti belli olmuş olacak. Efendim, seçim ne oldu, kim kazandı, seçim oldu mu ya da hala sayım devam ediyor mu, itirazlar var mı? Bir hafta sonra daha çok bunları konuşuyor olacağız. Ama umarım, dilerim, beklentimiz seçimlerin adil biçimde bitmesi, kazanan tarafın belli olması ve ondan sonra da yola devam edilmesi. Çünkü şu anda Türkiye çok ciddi bir patinaj yapıyor. Seçim atmosferinden bir türlü kurtulamıyor. Onun için de Türkiye'nin hem sorunları konuşulamıyor hem de bu konuşulamayan sorunlara herhangi bir çare bulunamıyor. Şimdi bugün ne anlatmak istiyorum? Tabii doğal olarak son 10 gündür, 10 gündür belki çok yoğun bir şekilde konuşulan İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki televizyonlardan yayınlanan açık oturum ya da işte tartışma ya da ne derseniz artık münazara, o bitti. Onunla ilgili YouTube üzerinden iki konuşmam vardı biliyorsunuz. Birincisinde bir uyarıda bulunmuştum. Bir protokol imzalanmadan yapılmasının sakıncalarını anlatmaya çalışmıştım. İkincisinde de hem İsmail Küçükkaya'nın bu işi kabul etmesinde acaba bir bakanın olup olmadığı konusundaki şüphemi ya da aldığım bilgiyi aktarmıştım. Şimdi öncelikle onu söyleyeyim, o YouTube sohbetimizin yayınlandığı gün Turizm Bakanlığı'nın basın müdürlüğünden aradılar. Eski gazeteci dostum dedi ki böyle bir şey yok. Dedim ki bak, yani şimdi ben bu konuda ısrarcı ya da şey değilim. Yani mesele o değil zaten, bu Turizm Bakanlığı'nın eşinin aracı olup olmaması olabilir de. Nitekim yayında da söyledim. Ama şu konuda tabii tam şey alamadım. Yani kendisi bizzat hayır ben böyle bir görüşme yapmadım ya da hiç talim olmadı diyor mu? Orada çok inandırıcı gelmedi bana. Mesele olup olmaması değil. Mesela İsmail Küçükkaya seçilirken bu tür bir iddianın çıktığı ve İsmail Küçükkaya'nın da bu iddia altında ezilebileceğini anlattım ben orada. Nitekim anladığım kadarıyla zaten kendisi de bunu bu şekilde algılamış olmalı ki bu konu üzerinde herhangi bir şey söylemedi. Çünkü sonuçta dediğim gibi o aracı oldu, bu aracı oldu. Yapılana ben bakarım. Eğer o aracı oldu, onun üzerine taraflı davrandı ya da bir tarafı buradan galip çıkarmaya ya da seçimi kazandırmaya yönelik bir propaganda yapmaya itip itmediği konusunda bu merakımı gidermek istedim. Uyarılarımı da yaptım. Şimdi birisi şunu söyleyeyim. Bir protokol imzalanmadı ve bu yapıldı. Sonuç kötü mü oldu? Hayır, o anlamda olmadı. Yani kanallar bunu istismar etmeye tevessül edemediler. Açıkçası bakın söyleyeyim. Belki o uyarılarımız olmasaydı, bunu sadece ben yapmadım ama ilk ve çok net yapan biriyim. Kastım şuydu, yani alay edenler oldu bazı yandaş tetikçilerden. Efendim işte bunlar hayal görüyor, şizofren diyen mesela bir hastalık adıyla hakaret etmeye çalışan hala ilkel görünüşte olanlar var, ilkel kafada olanlar var. Ne diyeyim, almıyor işte. Sonuç olarak benim orada esas zaten kastettiğim şuydu. Ortaya bir mal koyarsanız ve bu malı herkesin kullanımını açarsanız bu istismar edilebilir. Onun için bir takım protokoller yapın. Reklamlarla ilgili, efendim nerede ara verilecek, sorular nasıl sorulacak, daha sonra program nasıl bitirilecek konularında lütfen protokol yapın. Benim anladığım kadarıyla bu protokol bir şekilde yapılmış. Çünkü bir, kanallar uydu. İki, tahmin ediyorum bu uyarıların sonucu alındı ve kanallar yani ya çok dikkat çekmeyelim dediler ve fazla bir istismar görmedim. Bir tek Anadolu Ajansı sürekli olarak yayın boyunca Binali Yıldırım'ın daha ziyade söylediklerinden haberler yaptı. Bir de yayın ortasında İmamoğlu'nu yalanlayan bir açıklamaya kalkıştı. Bu olmadı. Yani habercilik adına da olmadı. Kurum adına da. Çünkü onlar kendileri anında taraf yerine koyuyorlar ve savunmaya geçiyorlar. Ha, biliyoruz orası direkt saraya bağlı bir ajans oldu. Şimdi gelelim geceyle ilgili değerlendirmelerime. Birincisi şunu söyleyeyim. Buradan aman aman toplumdaki kişilerin kararlarını değiştirecek aman aman bir sonuç çıkmadı. Yani ya o ana kadar bekliyordum ama işte seyrettim ve İmamoğlu'nda karar kıldım. Seyrettim Yıldırım'da karar kıldım. Bu zannediyorum pek olmadı. Yani herkes zaten kime oy vereceğini bilerek
buna kararlı biçimde programı seyretmeye başladı. Büyük ihtimalle de böyle bitti. Çok küçük belki bir kesim bundan etkilenmiş olabilir. Olabilir miydi? Evet olabilirdi. Ama bir çok uzun yıllardır ilk defa böyle bir demokratik ortam yaratılmış oldu. Çünkü bugüne kadar iktidar büyük bir kibirle, büyük bir güç şımarıklığıyla hiçbir şekilde bu tür tartışma programlarına girmedi. Yani Tayyip Erdoğan gerek 94'te gerek 2002'de bu tür tartışmalarla öne geçtiğini biliyor. Zannediyorum ondan sonra bir daha böyle bir şeye girip de bu sefer kaybeden olmak istemedi. Tabii iktidar güçlendikçe de aman ona bir şey olmasın, biz gücümüzü kullanalım, burada demokratik olmanın, hukuka uymanın, ahlaklı davranmanın bir anlamı yok diye düşündüler. Nitekim bugüne kadar hiçbir şekilde de böyle bir davranışları yok. Yani ahlaka, namusa çok uyalım gibi bir kaygı pek gütmüyorlar. Bunu görüyoruz yani. Şimdi bu tabii olunca herkes heyecanlandı ama şöyle bir şey daha oldu. Taraflar da bugüne kadar hiç böyle bir tartışmaya girmedikleri için bana göre biraz başta özellikle tedirgin, hatta sinirliydiler. Örneğin Ekrem İmamoğlu mesela birinci soruda bana göre çok fazla girdi sayısal şeye. İşte 19 binde de 23 binde de oradan aldık da rakam, ya rakamlar falan önemli değil. Bir taraf size diyor ki çalındı. Sizin söyleyeceğiniz tek şey var. Biz seçimleri kazandık. Ama karşı taraf oylar çalındı dedi. Bunun kanıtını da gösteremediler deyip yürüyüp gitmek lazımdı. Bu bir. İkincisi fazla uzatmaya ya da kibar davranmaya çalışınca da işin yürümesi biraz zorlaşıyor. Binali Yıldırım bana göre daha tutuk, daha sinirli, daha agresif olmaya yatkındı. Yine bana göre İmamoğlu onun arada 7-8 defa söz kesmesine mutlaka bir cevap verirdi diye düşündüm. Ya da dur kardeşim bir dakika ya demesi lazımdı belki. Cevap vermesi lazımdı ama böyle bir hani demokratik bir toplantıyı bozan ben olmayayım. Başkaları Binali Yıldırım bozan gözüksün. Ben efendiliğimi sağlayayım falan derken aslında çok böyle yerinde güm diye söyleyeceği lafları söyleyememiş oldu. Ekrem şeye gelince İsmail Küçükkaya'da şöyle bir sorun gördüm. Şimdi bu tabii çok sıkıntılı. Biraz eleştirildi. Hakkında bir takım olumsuz şeyler yayıldı sosyal medyada. Zannediyorum bunun da biraz tedirginliğini yaşadı. Mesela şu şeyden artık kurtulması lazım Küçükkaya'nın da başkalarında. Tarafsızımı anlatmak. Ben çok tarafsızım. Bakın ne kadar tarafsızım. O kadar tarafsızım ki diye anlatırken bir, çok zaman kayboldu. İki, lüzumsuz bazı tartışmalar ya da konuşmalar oldu. Yani işte ben onu soruyorum da bunu soruyorum da bakın ben böyle aynı sorular ya şunu söylüyorum İsmail kardeşim yani sen sabah programına başladığın zaman ilk başta bakın ben çok tarafsızım şimdi size soruları sorarken böyle soracağım diyor musunuz? Güm güm soruyoruz. Ha burada ilktir tedirginliği anlıyorum ama bu yayın boyunca sürdü. Tabii bu bir takım hatalara da neden oldu. Örneğin cemaat konusunda. Ekrem İmamoğlu'na rahatlıkla böyle siz cemaate efendim işte dershanelerine gittiniz mi, işte onlarla ilişkiniz oldu mu, hocayı gördünüz mü falan gibi soruları. Aynısını tabii Binali Yıldırım'a sorunca Binali Yıldırım çok rahat etti. Niye? Çünkü Binali Yıldırım yaş gereği zaten cemaat yurtlarında kalamaz, cemaat evlerinde kalamaz. Cemaatin dershaneleriyle herhangi bir ilgisi olamaz okullarıyla da. Bir de görme ihtimali de yok. Niye? Çünkü cemaatin lideri, Fethullah Gülen 1999'da gitti Türkiye'den. Kaçtı gitti. O sırada Binali Yıldırım çok önemli bir pozisyonda değil. Belediyeden işten atılmış. Yani Tayyip Erdoğan'dan sonra gelen neydi onun adı? İşte o belediye başkanının tarafından işten atılmıştı. Yolsuzluğa bulaştığı için. Önemli bir adam değil. Zaten o saatlerde görmesi de pek mümkün değil. 2002'den sonra tekrar hükümete girdikten sonra Amerika'ya gittiğinde görüşmüş olabilir mi? Böyle bir duyum hiç almadık. Böyle bir fotoğraf da yok. Onun için ona zaten öyle bir soru sorulması lüzumsuzdu. Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun ne bileyim Samanyolu'ndaki belki programı var. O da sporla ilgili. Yani mesela o soru havaya gitti. Ama mesela mal varlıkları konusunda İsmail Küçükkaya orada hatalı girdi. Mal varlıklarınızı açıklayacak mısınız? Belli ki konuyu bilmiyor. Halbuki kamu görevinde olanlar zaten mal varlıklarını veriyor. Orada soru mal varlığınızı açıklayacak mısınız diye değil. 1999'da bugün arasında
1999'da bugün arasında mal varlığınızda önemli bir artış var mı? Ailenizde var mı? Bunu göğsünüzü gere gere nasıl olduğunu izah edebilir misiniz diye açıklamak gerekiyor. Evet, 1999, 2000, 2002 yıllarında bilinen Binali Yıldırım'ın öyle bir serveti yok. Ama bugün itibariyle ben de sosyal medyada dolaşanlardan gördüğüm kadarıyla 150 milyon euronun üzerinde bir servete sahipler. Mesela bunu asla sorgulayamadı. Efendim, yalan sözünü çok kullandı. Binali Yıldırım çok kullandı. Yalan söylüyor, yalan yapıyor. Belli ki bütün kampanyayı yalan üzerine götürecekler. Yani bu adam yalan söylüyor, yalan söylüyor. Çünkü yalan söylüyor diye karşı tarafı suçladıkça sizin bir şey söylemenize gerek kalmaz. Bir durum böyle olmuş. Şimdi sonuca baktığımız zaman, daha fare doğurdu demeyeceğim ama hani 17 yıl sonra belki ilk deneyimdir. Buradan dersler çıkaralım diyorum. Bir kere bu tarafsız görünme çabası, tarafsız olduğunu kanıtlama çabasından vazgeçmek lazım. Güm güm soruları sormak lazım. Kardeşim biz gazeteciyiz. Biz insanları yargılamıyoruz. Net sorular sorarız. Buradan kapıştırmaya da çalışmıyoruz. Ama başından da söylemiştim. Nitekim burada da tam başarılı olmadı. Yani aynı soruları soracağım demekle kurtulamazsınız. Çünkü ağırlıklı değil. Yani mesela mal varlığı konusunda bir tarafa ne soracaksınız, bir tarafa ne soracaksınız? Yani ikisi de kamu görevlisi olarak son 5 yıldır belki mal varlığı beyanında bulunuyorlar ama servetler konusunda ya da oluşan servetler konusunda biz hiçbir şey anlamadık. Binali Yıldırım'ın, yok efendim biz zaten veriyoruz, alnımız açık. Tamam o kadar, veriyoruz. Peki açıklandı, o mahkeme olursa zaten istiyorlar. Şimdi böyle olmaz. Cemaat konusunda tam aydınlanamadık. Hizmetler konusunda nedir o şeyi çözemedik. Mesela seçim gecesi o soru havada kaldı. Hani bir, kim çaldı oyları? O söylenmiyor. İki, siz o gece kaybettiğiniz halde nasıl oldu da hangi güç İstanbul'u donattınız, kazandık diye. Ona nasıl cevap veriyor mesela? Belediyeleri kazandık. Ama işte orada ne İsmail Küçükkaya ne de İmamoğlu'nun aklına şu gelmedi. Kardeşim tamam da fotoğraflar kazanan belediye başkanlarıyla ilgili değildi. Sanki İmamoğlu, Binali Yıldırım ve Tayyip Erdoğan ikilisi kazanmış gibi İstanbul donatıldı. Yani çok açık vardı. Tartışılsa çok gidebilirdi daha. Fakat şunu gördüm ben. 11'e 10 kala bitecek denilen bu toplantı 11.30'a sarktı. Niye? Çünkü plansız olduğu anlaşıldı. Yani iyi çalışılmamış. Bundan sonra eğer devam ederse ki zannetmiyorum AKP'nin bir daha böyle bir şey yapacağını, özellikle Tayyip Erdoğan oldukça. Ama iyi bir deneyimdir. Yararlanmak lazım. Ama seçim sonucunu değiştirecek, aman aman bir şey çıkmadığı gibi önümüzdeki haftaya malzeme olacak bir istismar edilecek malzeme de çıkmadı. Tabii yandaş tetikçi medya bugünden itibaren başlamış zaten. Özellikle işte ismini saymayayım ama bazı gazeteler işte duvardan duvara çarptı. Efendim işte gününü gösterdi. Daha neler vardı? İşte benzer şeyler yaptılar. Belli ki bu işte yalan, doğru söylemiyor, sürekli efendim kaçıyor sorulardan gibi devam edecek. Bakalım bu hafta nasıl geçecek? Gerçekten biz seçimlere sağlıklı biçimde ulaşabilecek miyiz? Seçimler sağlıklı biçimde yapılacak ve sonuçlar alınacak mı? Umuyorum, diliyorum bu olacak. Evet, bugünlük bu kadar. Yarın öbür gün yeni gelişmelere göre sizlerle yeni sohbetlerle birlikte olacağım. İyi günler, hoşça kalın.